E, Aylin Hanım çok böyle revaçta olan bir şey bugünlerde. Hocam hamilelikte D vitamini takviyesi önerir misiniz öyle özellikle kış aylarında? Doğru öneririm. Benim genel kuralım şudur gebelikte. İlk 3 ay çok mümkün olduğu kadar folik asit dışında bir şey kullanmamak. D vitamini düşüklüğü varsa bile kullanmamak. Ne yapacağız onun için? Bol kalsiyumdan zengin yoğurt, çok Süt içebiliyorsak, süt içemiyorsak yoğurt ve peynir ürünlerini kullanmamız gerekiyor. Güneşli havalarda güneşten maksimum faydalanmamız gerekiyor. Ama özellikle 10. 12. haftadan sonra D vitamini düzeylerde artık sağlık ocaklarında rutin olarak bakılıyor, görüyorum. D vitamini düzeyi düşükse D vitamini takviyesi yapmak gerekiyor. Düşük değilse D vitaminine gerek yok. Çünkü A, D ve E ve K vitamini. 5 vitamin yağda depolanan vitaminler. Vücuda fazla girildiği zaman bunlar yağda depolanıyor. Gereksiz yere vitamin fazlalığına yol açıyor. İstemiyoruz onu.